Beklemediğimiz bir anda kaçacak konuyu demiştim sana. Hekimoğlu'nun mizacı bu Zeynep, biliyorsun. Ayrıca aramızdaki şeyi herkes duysa ne olur? Yani benimle olmak bu kadar kötü bir şey mi sence? Konu değil. Merhaba. Nereye? Sana geldim. Tatile doktor. Tatile. Benim niye haberim yok bundan? Bir şeyden de haberin olmasın doktor. Allah Allah. Nereye gidiyorsun tatile? Machu Picchu, Peru. Machu Picchu ne be? Saçmalama. Oğlum sen tırmanamazsın ki oraya. Ciddi misin sen ya? Tırmanamazsam ben de ormanda şamanlarla takılırım doktor. Ya doktor yapma. Tatil matil. Senin doğana aykırı. Sen rahatlayamazsın orada. Öyle bir rahatlarım ki. Bir şey istiyor musun Machu Picchu'dan? Machu Picchu nerede? Hocam bugün erken mi çıkıyorsunuz? İpek hocam postaladı beni Muzo. Tatile gidiyorum. Hocam ben daha listeyi bitirmedim. Karar verdiniz mi nereye gideceğinize? Kanada. Kanada'ya. Katil balinalarla takılacağım biraz. Balinalar. Diyor musun bir şey balinalara? Yok hocam, selamımı söyleyin. Söylerim. Ne getireyim sana Kanada'dan? Hocam sağlığınız. Muzo, iyi bak kendine. Sağ olun hocam. Su dökmeyeceksin mi arkamdan? Çayı dökeyim hocam. Dök. Kılavuz deli sağ internler, jüriler benden ilerletiyorum. Zeynep'e sen ciddi misiniz? Önemli bir şey değil. Sanırım Zeynep bunu Hekimoğlu'nu kıskandırmak için yapıyor. Sen niye yapıyorsun? Şaka mı yapıyorsun? İnferior vena cava'ya yaklaştın, yavaşla. İncitme kızı. Zaten bir abisi var, korur onu. Abisi mi varmış? Senden bahsediyorum. Koruyorsun ya onu. Endişeleniyorsun onun için. Yok. Ben aslında onu korumuyorum. Kendimi koruyorum. Yani Zeynep'in şimdiki hali bile çekilmez. Biz onu aşık ve incinmiş düşününce kur kafada. Hepatik bendesin. İğneyi gönderiyorum. Gönder. Nabzı yükseliyor. Cinnin kalp atışı 50'ye düştü. Kasılmalar başladı. Erken doğum. Terbitalin başlıyorum. Doğumu toksolitik ajanlarla zar zor kontrol altına alabildik. Kasılmalar yatıştı. Şimdilik. Karaciğer biyopsisi negatif. Bu resmen ayna sendromu. Bebek anneyi öldürüyor. Kürtajdan başka çaremiz yok. Doğum kasılmalarını biyopsi mi tetikledi yoksa kendi kendine mi oldu? Ne fark eder? Hiçbir şey değiştirmez ki. Çok şey fark eder. Erken doğum belirtileri bizim için yeni teoriler demektir. Ya işler böyle yürümüyor mu? Bu durumda yürümüyor. Vücudu sizin reddettiğiniz şeyi yapmak istiyor. Cenini dışarı atıp kendini kurtarmak istiyor. Hastanın transaminazları normalin 10 katı. Karaciğeri iflasın eşiğinde. Bir torç testi yapabilirsek eğer belki de... Test yapmak için vaktimiz yok. İpek Hanım, gebeliği sonlandırmazsak kadın ölecek. O zaman daha hızlı yol alalım. Sırf biz öyle umut ediyoruz diye tıp daha hızlı ilerlemiyor ama. Ama bebeğin ne sakladığını görmek zorundayız. İçine bakamadığımız tek yer akciğerleri. Sorun orada olmalı. Bakamadık çünkü akciğerleri yeterince gelişmemiş İpek Hanım. Ayrıca kortikosteroid veriyoruz. Bunun etkisini ölçmek haftalar sürecek. Tamam, o zaman daha yüksek dozla verelim. Bebeğe birden fazla doz verirsek böbrek üstü bezi fonksiyonlarını tahrip eder. Ayrıca bebeğin organ gelişimi üzerinde uzun vadeli yan etkileri olur. Ölümünden daha mı kötü? Berrak Hanım zaten toksolitik ilaçlar alıyor. Bir de şimdi biz kortizon verirsek akciğerinde ödem gelişecek.
Sadece ölümünü hızlandırmış olacağız. Akciğerlerin içine bakabilmemiz için tek şansımız bu. Berra kötüleştirdiğimizden daha hızlı bir şekilde bebeği iyileştirmek zorundayız. Niye öyle bakıyorsunuz? Ateş'in her gün yaptığı türden bir şey bu işte. Ateş Hoca gebeliği 6 saat önce sonlandırmamızı istedi. Tamam, iş başa düştü. Ben yaparım. Kim durduracak? Normalde çılgınlıkları durdurmak onun işi. İpek Hoca'ya birinin İpek Hocalık yapması lazım. Hocam, yardıma ihtiyacımız var. İpek'le mi ilgili? Evet. Beni karıştırmayın. Ateş'le de konuştum bu konuyu. Ayrıca İpek bir şey yapıyorsa bildiği bir şey vardır abi. Hocam bakın, ondan bir şüphemiz yok. Ama hastayı verilmesi gereken dozun çok çok üstünde steroid vermek istiyor. Akciğerde ödeme olabilir mi? Kim ispiyonladı? Neyse boş ver. Peki, daha az steroid vermemizin bir sebebi var değil mi? Allah Allah, sağ ol Orhan. Yani ben bilmiyordum bunu. İpek, şu gebeliği sonlandır artık. Tamam mı? Onun istediği bu değil. Ne istiyor? Ölmüş bir bebeğe kuluçka makinesi olmak mı? Allah aşkına İpek! Ya bana laringoskop getir ya da dışarı çık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.